Evet, deneme 1, deneme 1, deneme 2, deneme 3. Buyurun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şu anda tadım gözlemedeyiz. Evet. Kendi taktığımız isimle Kanki. Evet. Evet, Fuat abi, Eren, kamera arkasında Serkan Tek Durmaz ve Metehan, Yamaha Riding Akademi'den bizlerle beraber. Buyurun, Eren Bey. Şimdi geçen gün size de sağ olun. Monster'e bindik. Şimdi herkesin hep sorduğu soru, Monster mi, Street Rifle mı? Fuat abi, siz bilmediniz ama ne diyorsunuz? Cevap tabii ki. Yani, ADV. 2021 1290 ADV S. Onun dışında şöyle, ben şimdi Monster'a binmedim. Eminim çift silindirli olduğu için ben 3 silindirli çok sevmiyorum. His olarak daha tatlıdır, daha güzeldir ama abi işte Ducati illa, bir de üstte yeni makine. Street Triple'a daha çok güvenirim bozulma konusunda. Bekleyelim mi diyorsun? Bence bekleyin abi. Bir de ya arkadaş, yapmışsınız makineyi çok güzel. Ya bari bir manuel ayar koyardınız yani. Süspansiyona mı? Süspansiyona abi. Yani ben hidrolik debriyaj var. Şey yok. Neyse. Her seçiş bir vazgeçiş Fuat abi. Ya o pazarlamacıların bir şeyi. Bilmiyorum, hepiniz çok beğendiniz. Valla yani şöyle, gençliğimize dönmüş, hatta liseye dönmüş gibi olduk Eren'le. Ya şey güzel. Nasıl söyleyeyim? Bu da RSV gibi güzeldir bunda makinesi, böyle gazlama hissi. Evet ha, işte onu söyleyeceğim. Şimdi hakikaten şeyi anlamıyoruz ama geçen hani bu sabah konuşurken söyledik ya. İşte 10 sene öncenin, 20 sene öncenin şasilerini vesairelerini bildiğimiz için bunlar, bu yeni teknolojilerle, yeni malzemelerle, bütün bu artık ölçümü bilmem nesi, her şeyin değiştiğini düşünün. Şu an zaten yapılan bütün motorlar bizim bildiklerimizden çok iyi gidiyor. Evet. Yani şu an yeni başlayacak adamın anlamadığı kadar bizim için dramatik iyileştirme var hepsinin. Evet, böyle doğru. Olunca da oğlum bu ne güzel gidiyor, onun sana verdiği his inanılmaz. Evet. O yüzden hepsini kendi sınıfı içinde başka şeylerle karşılaştırmak lazım. Hepsi çok iyi o yüzden. Evet. Street Triple ile Monster'ı karşılaştıracaksan, Street Triple üstündeki bütün o ayar becerisi nedeniyle daha geniş aralıklı, daha geniş kullanım opsiyonu sunabilecek becerilere ve şeye sahip, donanıma sahip. Monster ne peki? Monster motoru nedeniyle çok heyecanlı. Evet. Süspansiyon ayarına ihtiyacı var mı? Muhtemelen. Belli bir yere kadar yoktur da. Belli bir yere kadar yolda yok. Ama ondan herhalde sonra sıkıştırdığında ihtiyacı var. Hı-hı. Herifin frenleri kötü değil. Hı-hı. Ama o frende o kadar dalmasını ben istemem mesela. Hı-hı. Yani kullanıcının senin adına paketlediği, ayar yaptığı şey sana bir yere kadar şey yapıyor, izin veriyor. Ondan sonra üstüne çıkman lazım. Evet. Amortisör mü değiştireceksin? Ayar mı yapacaksın? Evet. Ben ayar yapmayı tercih ederim. O yüzden Street Triple. Ama abi Monster'ın bu haliyle mutlu yaşayamaz mısın? Yaşarsın. Tabii canım. Uğraşma. Bin git yani. O kadar eğlenceli çünkü. Ama böyle bu yeni nesil elektronik dinamik süspansiyonun tadını da alınca abi aynı sınıfta değiller ama. Canım Meteon SP. Ben şikayetçi değilim. Güzeldi abi. Yani gerektiğinde istediğin kadar sertleştirebiliyordun bir anda. Meteon şu an neredeyse teknoloji olarak o ayrı. 7-8 sene eski. O Yamaha'nın şu an zaten eksikliği. 200 bin lira. Monster kaç para? Monster 130 bin lira civarında. Beleş. Evet. Yani ben şey isterim artık. Elektronik amortisör olmalı abi. Her an değişik ayarları getirebilecek. Hı-hı. Onun tadını bir kere aldıktan sonra. Ya tabii şöyle. Elektronik şöyle. Elektronik lazım. Yani Hacılı'ya gelirken dayak yemeyeyim. Tamam. Ama Hacılı'ya geldim elektronik abi, amortisör dediğimiz zaman başka bir sınıfa geçmiş oluyor. Yani evet, evet. Da bir üst sınıf onlar. 2-3 sene sonra ölmezse akılırsak bir daha konuşuruz abi. Şöyle şunu demek istiyorum. Ay zaten yukarıdan biz yani şey gibi düşün ya. Bunu böyle hakikaten suyu nasıl arıtıyorlar? Hı-hı. Kısım kısım böyle aşağıya geliyor iş. Teknoloji de öyle abi. Önce Ar-Ge'sini yapıyorlar. Önce parasını kazanıyorlar. Hacı biz bunu artık diğer sınıflara da sokalım deyip hepsine bir şekilde bu geliyor. Evet. Yani. Ama önce o Ar-Ge'yi ödeyecek, senin kadar dişi uzayacak başka hevesliler bulman lazım. Onun parasını şu an herkesten alamazsın.
Evet. Ya bir de tabii herkes amortisör ayarına o kadar meraklı değil. Değil. Öyle de sürmüyorlar. Evet. Hatta orada zaten geldi. Şey değil. Abi ben ya bir de gerçekten hani kara düzen seven adam var ya, mesela bir tanesi bizim arkadaş, her gün takılıyoruz kendisine. O mesela hiç teknoloji istemiyor. Hmm. Diyor ki abi ne gerek var? Siz bak şimdi o su da olsun, bu su da olsun diyorsunuz. Ondan sonra bir şey bozulduğu zaman zırlıyorsunuz diyor. Zırlıyor muyuz? Evet. Niye zırlıyoruz? Lan şu su da olsaydı, bu su da olsaydı ama bozuldu. Bunu istemeyen adam da var. Ben mesela zırlamayı tercih ederim. Ben çünkü de, eğlenceli o, abi. O cehaletten istemiyor. Başka bir şeyden değil bence. Yani bence de. Bir kullansa, tadını alsa. Evet. İşin rengi değişecek. Evet. O yüzden Mormon diyoruz. Bu arada kullanmanın çok keyif verdiği motorlardan biri de şurada kara kara oturan arkadaşımızın kullandığı Tracer 7. Bugün arkamızdan geliyordun ama tabii Tracer 7 hepimizin üstünden de atlar normalde. Bıraksan atlar da ben evet. Atlayamam. Neyse sen ben meselesi değil canım. Motor güzel yani o açıdan. Bence de çok beğenim. Fiyat kalite oranı belki de en iyi motosiklet piyasadaki. Evet. Yani işte torursa torur. Zor mu yapacaksın? Yap abi. Şehir içi olur. Çünkü tork var. Zırt pırt büyük performansla peşine değilsen test değiştirmen gerekmiyor. Hı-hı. Altıya tak. Utanmasa kalkacak. Sonuna kadar hızını kullan. O anlamda çok başarılı bir makine. aynı dediğiniz gibi o bozulacak şeylerin oranı çok daha az. Hı-hı. Yok gibi. Traction evet. Kontrol yok. Çekiş kontrolü yok abi makinede. Evet. Onu da bugün konuştuk. Neden koymuyorlar falan vesaire diye. Ben doğrusu yani. MT-07 hiç aradığım bir şey değil benim. Abi. Evet. Yani MT-07 de zaten eğer traction kontrolü ihtiyaç duyacak bir haldeysen onunla da havaya uçarsın abi. Evet. Yani havaya uçuşu arkadaşlarımız var. Yani. Motorun karakteriyle ya da işte gücüyle vesairesiyle bunların çok da yani birebir ilişkili olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü önemli olan zaten motorun gücü değil, zeminin tutuşla sana ne kadar verdiği, senin onu ne kadar ölçebildiğin. Yani o yüzden 125'likte de tutuşu yakalayamıyorsan ya da bilmiyorsan, ölçemiyorsan onu yapışırsın. Yani tabii. Hepimizin takip ettiği bir adam var Instagram'da. Larpsik Kort mu? Larpsik Nolt mu? Amerika'da takılıyor bunlar. Yani bizim işte Hacılı'nın kanyon versiyonu bir yerde takılıyorlar. Amcanın önünde Jigsaw 1000, işte Çüksür 2000. Bu MT-03 ile ya da bir tane süper motoyla meyletiyor hepsini. Evet. Yani şimdi hani. Daha ne? Kayıp beygir avcısı olmanın da çok bir anlamı yok yani. Zaten MT-03 diyorum ya bu arada. Yani. Şaka değil yani. Ya zaten ondan sonra aksiyon filmlerin asansörde dövüş sahnesi çekmesine benziyor. Oğlum nereye vuracaksın? Ne yapacaksın yani? Mevzu senin ne kadar kıvrak becerikli olduğun, herifi nasıl durdurduğunla alakalı. Tabii. Bu da öyle yani, çok dar virajlarda istiyorsan 3000'lik makine olsun. Yani Tracer 700 o anlamda özetle başarılı. Evet. İki kişi de gezersin. Her şeyi yapar vallahi, gayet başarılı. Şimdi biraz önce yine motorları değiştik. Hacılı'dan buraya gelirken. Ben Fuat abinin tarifiyle dünyanın en becerikli motosikleti olan KTM 1290 ADVS'ye bindim. 2021 olacak. 2021 olacak. ADVS deyince zaten 2021 olan ADVS. Evet, hani başka bir şey yok abi, orada. 2020'si de var da. 2020'ye ADVS demiyorlar. Demiyorlar. Aynen, değil. ADV deniyor. Ona ADV diyorlar. Öyle evet. Mi? Evet, evet. Peki. Yani uluslararası. Ben o zaman diyelim zaten 2000, onu süper abi. Yani 2000, evet. 2021 diye yazmaktan kurtulurum bu sayede. 2021 demenize gerek yok o açıdan. Hasılı motor çok güzel. Bir tek debriyajı biraz fazla ayak girsin diye yukarı alınmış vites kolu pardon. O ben kendime göre ayarlanmış. Kendinize göre ayarlanmış. Onun haricinde güzel. Çok güzel. İyice alıştım şeye. Siz de Street Fighter'a bindiniz. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Yani çıktığından beri hani şu hayatta tek beğendiğim Ducati diyebilirim o anlamda. Hani ya bu da olsaydı hani mutlu olurdum. Hmm. Diyeceğim. Mesela bunun ben V2'sine bindiydim Street Fighter. Kiskinliydim yani. Gerçekten ona bindiniz mi? Bindim. 5 para etmez bence yani. Ama çok çok sert bir motor deniyordu. Ben hiç görmedim bile neredeyse. Aman abi ne gazı zaten gaz ne handling'i handling. Bir de şey yersen ne yıkık bir makine. Bir oturuyorsun işte 916 gibi baş aşağı oturuyorsun. Evet. Ama gidon var. Teşekkür ederim. Hiç beğenmediydim ben kendi adıma. Hı hı. Çok da beğenilmedi bildiğin kadarıyla dünyada zaten. Neyse önemli değil ama bu
çok güzel. Evet. Şöyle çok güzel. Gaz konusu kapanmış. Hı hı. Bak haksızlık etmeyeyim. Multi V4'te de gaz ayarı, işte dozlaması falan. Evet. Hele şükür. Hı hı. Hele şükür. Frenler hakeza canavar. Amortisörü güzel. Ayar, seninki ayarsız olmasına rağmen. Yaşanır. Hiçbir sıkıntı yok. Ayarsız derken elektronik ayar yok. Elektronik ayarsız. Manuel ayar da. Şey güzel. Stabil. Hatta biraz o herhalde 200 arka tekerden dolayı evet. Biraz hani bir güç istiyor. Hmm. Yani normalde o çok daha böyle kıvrak olmasını bekleyeceğim bir makine. Bunu Ali Oruç diye bir arkadaşımız var. Onda S olanı var. O pist lastiği takmış. Hmm. Çok daha kıvrak hale geldiğini söylüyor. Bu doğru. Corsa 2'ler biraz daha dayansın doğru. Diye biraz ha. Daha sert bir lastik yani. Olabilir. Tahminen yuvarlanma miktarı da biraz daha bunun düzdür, o daha yuvarlaktır falandır. Ben hani estetiğini de beğeniyorum. İşte V4 hakeza. Çok güzel. Standart egzoz tamam hali. O sesi yeterince duyuyorsunuz. Evet. Pisti de güzel zaten. Her türlü güzel. Hiç söyleyecek bir lafım yok. Vites kutusu bana biraz yabancı geldi. Şöyle yabancı geldi. Mekanik geri bildirim alamıyorum ben onu. Vites kutusunda vites attığım zaman. Bu aynı şeyi klik etmiyor, bir yeni, şey etmiyor. Yeni Monster için de Devrim abi söyledi geçen hafta. Doğrudur. Ama alışınca iyi geliyor yani. Ya kıyamet kopmaz. Evet. Ama hani ben 1290'dan özellikle çok alışım. Tereyağı gibi geçmesi böyle mekanik geri bildirime evet. Alışık olduğum için bunda bir yadırgadım ama alıştım, ona da alıştım yani. Ducati işçiliğinden korkmasam almayı düşünebilirim ama daha şu anda ilk senesi elimi sürmem onu söyleyeyim baştan yani. İlk senesi değil be abi, 3. senesi neredeyse. Gitsin. 2019 yani 20. Bir sürü geri çağırma oldu. Makineler geri gitti ya V4'lerde işte şey multilerde. Ama Street Fighter'da bir şey yok. Neyse yani sorun değil hani. O konuda. Ya şu anda zaten satmaya çalışmıyoruz. Bir yanlış anlaşma olmasın. Fuat abi yani. Ama çok güzel bir tane siyah var abi Corlast'ta abi. Yok ben alırsam kırmızı alırım. Ha. Öyle mi? Ha? Evet. Abi ben onun üzerine... Sarı da olabilir. Henüz sarı yok ama onun üzerine KTM yazacağım abi ben. Olur mu öyle? Öyle bir marka fetişim yok gibi. Ha okey. Ne bileyim hani yani. KTM'yi benden daha güzel gömecek adam zor bulursun dünyada. Yani. Yani iyisi ne iyi, kötüsü ne kötü. Oo, arkadaşlar çıkış yaptılar şu anda. Evet, MT9'lar. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Evet. Hop 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 hop. Bu da eski Nixon mı ne o? Evet. O, evet ama bayağı bir sürüme gir. Android'de çalıştığı ben de şaşırdım. Evet. Oluyor diyor. Sanırım üzerinde farklı bir egzoz var, o yüzden rölantisi farklı. Evet, olabilir. Akrapovic ucu açık. Akrapovic gördüm ben üstünde ama. Bugün Hacılı'da vesaire dönerken aynı senin dediğin gibi farklı duruşlar ve çizgiler denedim Street Fighter'ın üzerinde. Hakikaten çok şey Street Triple'da hissettiğim gibi çok farklı şeyler buldum. Yani tutuşlar, yatışlar, şeyler ve tabii o açıları denediğim zaman da şey oldu. Selenin üzerinde rahat hareket ediyorsun. O evet. Güzel bir şey. Aynen öyle. Seni bir yere kilitlemiyor. Bravo. Ve ayaklar da çok rahat hareket ediyor. Aynı Eren'in dediği gibi işte şuraları destekliyor, buraları bilmem ne yapıyor diye videosu var ya. Ondaki gibi çok rahat hissediliyor. Ergonomisi gayet evet, güzel. Evet. O açıdan iyi. Yani az öldürüyor. Öyle değil. Ama kışın o camsızlıkla ne olur? Kış için göreceğiz. Kış motorumuz var. Cam cama. Ona hiçbir cam takılamaz. Bakın. Biliyorsunuz ben bu konuda herhalde içinizdeki yok. Sen de fena değilsin. Tabii benden betersin hatta. Ben sizden daha beterim abi. Evet, yani evet. Yani korkunç cam takma konusunda Pimapen. Official PTT şeyi adam. Tabii. Pimapen Spor. Biz ikimiz bile ona bir şey takamayız abi. O motoru olmaz. Ben hallederim abi onu. Vallahi Devrim'de gelir seni halleder. Söyleyeyim yani zaten. Selam yollayıp duruyor. Süreç birimle saracağız Sinan'a. O nasıl diyor öyle mimar hoca söyle diyor. İhbar edeceğim diyor. Kış için kış motorumuz var Tracer 7. Allah'tan. Evet. Kocaman camlı. Tabii abi. Şu anda Metehan'ın kullandığının benzeri. Metehan'cığım ona şey de çok iyi yakışıyor ama o test motor olduğu için olmaz herhalde. Heel tech, quick shifter. Yok ben almayayım. Abi bu almayayım. Konuda bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun. Hayır. Son 1-2 yani değişik markalarda da bu dikkatimi çekti. Hı. Sonradan takmayın arkadaşlar bu quick shifter işini. Ben maalesef. Size de söyleyeyim. Abi olmayan motorda sonradan takılıyor da normalde. Takmayın abi. Takmayın abi. Peki abi. Takmayın abi. Yani özet geçiyorum. Ben şimdiye kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Başka bir problem vardır onlarda diye düşünüyorum.
Şimdi yani iki motoru da takılı ayar, benim. Ayar falan filan. Aynı şey marka, iki değişik motorda ya da üç değişik motorda. Ya mesela Monster'da işte bizim şey Tufan'ın Monster'da. Enteresan ama başka başka bir problem olabilir. İhtimal, yani kesiklik yapıyordu. Devreden çıkardık, kurtulduk. Hı. Büyük bir ihtimalle bu vites atma kolunda bir tane sensör var ya, evet, basınca duyarlı. Aha. Onun hassasiyeti bir şekilde ayarı kaçtı büyük bir ihtimalle. Zaten Ducati biraz da, hele 821'di galiba. Yok 1212 özür dilerim. 1200S galiba. Yeterince dangırdayan bir makine, titreyen bir makine. Evet. Onu biraz ayarı kaçtıysa zaten o kendi kendine böyle elektrik keseyim, elektrik keseyim falan yaptı diye tahmin ediyorum. Hı. 1200S'in de quick shifter'sız olanı var mı? O da enteresan. İşte Heel Tech takmış. Ya, 2013'te çıkardık abi o kesinti mesinti kurtulduk. Master. Kesinti kurtulduk. Evet. Muhtemelen ilk önce zaten şeye geldi. Spor makinelere geldi quick shifter. Sonra tabii, tabii. Multi'ye geldi. Ya da benim, üstü, quick shifter başka bir şey. 2000 R1'ime işte HMS marka. Tamam, en güzelinden taktım. Ama ben işte kullanırken böyle bir iki böyle garınç garınç bir şeyler oldu artık bu. Olabilir tabii canım. Quick shifter'ın kabahati mi yoksa Yamaha'nın daha sonradan olduğunu anladığım klasik berbat. O küçük o, gibi ona şanzıman kronik yapma diyorlar sanatı mı? bilemiyorum ama mesela orada da şanzımanda bir sıkıntı yaşadık. En sinir olduğum laflardan bir tanesi kronik denmesi. Evet. Bir şeyin kronik arızası olmaz abi. Bir şey, arıza kadim arıza. Kadim arıza ya. Kutsal. Tabii kutsal arıza. Evet. Hayır bir de sanki tedavisi var ondan sonra tekrar nüksediyor gibi. Ulan bu biyolojik bir şey değil yani. Hatalı üretmiş işte. Öyle yani orası. Bunlar da bayağı bir kronik ama ben sana söyleyeyim. Belki de onları yapan insanların yani, hatası. Yeterince yama, yeterince yamağım oldu abi ve hani hepsinin şanzımanını ve bezecini lanetle anıyorum. Ya yani. Şöyle R1 tasları aynı R1 tasını MT-09'da da kullanıyorlar. Evet. Hep şikayet edilen bir şey ama evet. Nedir? Metalürjik bir şey midir yoksa yani mekanik tasarım hatası mıdır? Onu bilemiyorum. Yani R1'in de MT-10'un da bir kere çok kütük gibi. Mesela quick shifter takıyorsun. İşte ne taktık en son? Trans beraber. Evet. Translogic. Evet. Hiçbir şey fark etmiyor çünkü vites kodu kütük. Sen gene böyle hele anam diye bastıracaksın. Tamam o ateşlemeyi kesiyor o zaman. Evet. İnşallah. Yani aman. Yani şimdi yeni nesilleri yani kendi abi ben şunu öğrendim. Özellikle şu 1290'ı alınca. Lütfen bana Cem Yılmaz'ın dediği gibi oynanmışını getir kardeşim. Tamam mı? Bu kavgadan süt yapmayalım. Benim ne açısından görüşüm. TS700'ünü al. Mutlu Mesut kullan. Evet. Kıllı istiyorum. Git yapılmışını al. Evet. Ne olur Allah aşkına ya. Vallahi çok yoruldum ben bu konuda. Abi en kötü günümüz böyle olsun. Amin. Yani Allah başı keder vermesin yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bugünkü kısa özet ve genel konuşmalar için. Metehan hım hım yapıyor oradan. Var mı ekleyecek bir şeyiniz? Çevireyim mi kamerayı size? Efendim üreticinin onaylamadığı hiçbir şeyi takmayın. Takarsanız ağlamayın. Ağlamayın. Şemsiyeler bazen açılmaz. Müdürün söyleyeceği hiçbir şeyi onaylayamam ve şey yapamam falan gibi James Bond hesabı. Pekala. Görüşmek üzere o zaman. Bir başka yayında hayırlı başarılar. Konuşuruz diyelim. Evet. Hoşçakalın.